Her şey bir video ile başladı. Merhaba. Şimdi şu an 2 Ocak 2022. Dedim ki kendimi bazen kayda alayım. Sonra izleyeyim ve diyeyim ki evet böyle şeyler vardı. Biraz mutsuzdum, o yüzden de mutlu olmak için çabalardı ama sonra ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi işe yaramadı. Kütahya'daydım, ailemden uzaktaydım. Zaten Kütahya'da da çok farklı, böyle dağda yaşıyordum resmen. O yüzden okulu dondurdum ve Bursa'ya, memleketime döndüm. Çünkü belli sebeplerden dolayı içim aşırı daralmıştı ve kurtulmam lazımdı. Ablamlar annemleri ziyarete geldiğinde de yeğenimle takılmaya başladım. Eğlenceliydi. Sonra tekrardan düzenimi kurmaya başladım. Böyle açılıyor mu şimdi? Bir süre eğlenceliydi ama daha sonra fark ettim ki değilmiş. Saçı 3'e vurmak, eğer vurduysanız gerçekten rahatlatıyor. Saçlar da hem daha bakımlı oluyor. Ama sonra ne oldu? Olca Minecraft. Sonra daha fazla dışarıda vakit geçirmeye çalıştım. Ne güzel scooter sürerken bam! Evet. Kafayı vurmadığımız kalmıştı. Sonra evde tekrar vakit geçirmeye başladım. Şaka bir yana dışarıdan fazla çıkasım geldi. Daha aksiyonlu hissettirdi çünkü. Hızlı olacağımı sanmıyorum. Zoomluyorum şu an. Yes 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 yes. Oh yes. Sonra sıkıntıdan kendi kitabımı yazmaya başladım. O kitabın fikri 8. sınıftayken İngiliz bir arkadaşım olan Sevde'den geliyor. Çünkü bir kitap vardı ve o kitapta bazı şeyleri çok yanlış anlayıp çok güzel vakit geçireceğimiz oyunlar elde etmiştik. Ben de yıllardır böyle bir fikrim vardı ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sonra sadece yapmaya başladım. Olay da şu olacaktı. Biz nasıl yanlış anladıysak insanlara da öyle sorular soracaktım ki her insan farklı anlayıp farklı dolduracaktı sayfaları. Bu yüzden de eğlenceli olacaktı. Ve günler geçti. Bayağı bir gün geçti. Kitap hazırdı. İlk önce kendim için yapmıştım ama daha sonradan da bu şekilde ölümsüzleştirmek istedim. İzlenimim o ki birileri beğenmiş. Satın almak istiyorsanız Google'a ismini yazın yeter. Daha sonra ise önceden beri istediğim bir şey vardı. Giyim adına insanların böyle benim aksesuarlarımı takması ve bu gerçek oldu. Bunun için bayağı uğraştık. Kargolamaları öğrendik, paketler satın aldık, paketleri tek tek elimizle stickerları yapıştırdık. Apayrı bir süreçti. Bazen yani çok bayağı zorladı ama değdi. Arkadaşlarım bile giyiyordu tişörtleri. Bazen hediye ettikten sonra unuturlar diye düşünüyordum. Bir bakıyordum 6 gün sonra tekrar giyiyor. 7 gün sonra tekrar giyiyor. Yakında hoodie'ler de çıkacak. İlgileniyorsanız linki aşağıya koyarım. Videoyu engellemeyelim. Kısacası bu süreç aşırı uzundu ve beni aşırı engelledi. Ve ben de o sırada her gün videolar çekmeye devam ettim ve aslında vlog çekiyordum. Vlog kanalı olmuştum ve bu şekilde Adal kanalını da öbür kanalı da aksatmaya başladım. Farklı aktiviteler yapmaya başladım ve eğlenceliydi. Bazı kanalların editörleri oluyor, kapak fotoğraflarını ayrı yapan kişiler oluyor, bir sürü farklı kişi oluyor. Hepsine ben koşturunca, 2 farklı kanal olunca da belli bir süreden sonra bütün bu işlerle beraber yıprattı. Uğraşmam gereken büyük bir Minecraft sunucusunun olduğunu ona söylemiyorum bile. Fakat bu süreç iyisiyle kötüsüyle farklı anılar bıraktı ve geri bakınca güzel geliyor. Ben aynaların çok temiz. Bir an hatta sıkıldım ve yıllardır merakım olan şeyi yaptım. 6-7 senedir saçımı boyasam nasıl olur diye düşünüyordum. Griye boyayacaktım. Sadece açmakla kaldı ve sarı oldum. Homelander esprisi yapıldı, mimler yapıldı. Gayet de eğlenceliydi. Ne kadar özgüven verici bir renk olsa bile çok sonradan dedim ki doğal saçım daha güzel, daha tatlı. Sonra yine 3'e vuracaktım. Ama şöyle düşünün, belli bir süre sonra kel kalırsam saçımı hiç boyamadım demeyecektim. En azından boyadım yani, yapmadım demeyecektim. Hata yapmak bazen yapmamaktan daha iyi. Sonra bir takıntım başladı. Ayın videosunu çekmek. Gündüz gece fark etmeksizin gördüğüm her yerde zoomladım ve videoya çektim. Sadece 4 ayda 45'ten fazla günde ayla alakalı videom var. Yani buraya koymadım bile. Evet, Bu video tamamen bir özür videosu. Adal kanalında çok fazla yorum okudum. Sadece bir senede 4 video attım. Tamam, bu videolar bir tık daha uzun süre yapması ama sadece 4 videoda atmamalıydım. Evet, geri döneceğim daha fazla deneysel olarak, yani kanalda böyle daha farklı belgesel tarzı şeyler göreceksiniz. Daha sık video atacağım ama tam olarak şu an ekranda gördüğünüz kodla yorumları yazarsanız ve bundan sonraki bütün video önerilerinizi o kodla yaparsanız ben direkt yorumlar kısmından filtreleyeceğim. İstediğiniz içerikleri tartacağım ve benim de bana uyan içerikleri yapacağım. Yani bu çeşitlilikler, belgeseller, cinayet hikayeleri, yine belgesel tadında oluyor onlar. Oyunlarla alakalı önceden yaptığım bazı detaylar bu kanalda olacak. Tekrardan Adal kanalını bir dirilteceğiz, bir şoklayacağız. Umarım bu konuda bana yardımcı olursunuz. Çünkü ben de yaparken kendimi geliştiriyordum ve eğleniyordum. Peki 4 video gelmesinin sebebi ve Adal kanalından biraz soğuklaşma sebebi neydi diye soracak olursanız, çok fazla deneysel, haftalarca, aylarca uğraştığımız videolar oldu ve bunların birçoğu genellikle YouTube tarafından bloke edildi. Onlardan bir tanesini şimdi size göstereceğim. Evet, olaylardan bir tanesi mesela bu tarz videolar yapıyorum. Videonun izlenmesi ne kadarsa, beğenisi ne kadarsa bunu sürekli olarak başlığa yazıyor ve güncelliyor. Ben sayfayı yenilesem de bunlar YouTube API'ından dolayı sürekli yenilenecek. Tekrardan sayfayı yeniliyorum ve tekrardan sayfa aynı şekilde. 380.298 kez izlendi. Bunun yanında şöyle bir şey de yaptım. Bu videonun URL'si budur diye aha da kendi URL'sini bilen video yaptım. YouTube ne yaptı bunu? Şuradan bakalım hızlıca. Bu video YouTube tarafından gizli hale getirildi. Şartlar, politikalar. Değiştiremiyorum. Evet, bu video için bir kod yazıldı, formatlar araştırıldı, üzerine belli birkaç tane teknik kullanılaraktan, şuradaki URL'yi kullanaraktan bildiğin kendi URL'sini bilen video yap. Videonun içerisinde sesli bir şekilde TFPR-UBLH9EO diyorum. Daha ne diyeyim? Videonun içerisinde. Ama YouTube dedi ki politika biz istemiyoruz. Bunu da kullanamazsın. Ben Adal kanalına bu kadar emek verip bir sürü şey hazırladım. Hatta bu URL'yi bu şekilde videoda tutturabilmek için, bunu yazabilmek için yorgan altında ses yalıtım yapıp aynı sesleri çıkarmaya çalıştım. Çünkü speedrun yapmam lazım. Sadece 1 dakikalık sürecim var. O sırada video render'ı atıp bunu YouTube'a kakalaman gerekiyor. Bunu yapabildim. Bunun örnekleri de var. YouTube onları kaldırmamış, benim videom kaldırdı. Arkasında çok fazla emek olan, çok fazla bu tarz videolar olunca ben Adal kanalını deneysel çalıştırıyordum. İnsan istemeden diyor ki, peki abi ben neden yapıyorum ki? O yüzden belli bir araya girmiştim. Artık bu tarz ekstrem videolar yapmayacağım. Kendi URL'sini bilmeyecekler ama artık... Ne bileyim. Bundan sonra videoları cuma, cumartesi veya pazar atacağım ve ayda en az 3 video atacağım. Bir sonraki video hemen yarın gelecek. O yüzden de onu izlemeyi unutmayın. Tekrardan bu kanalı dirilteceğiz. Yarın gelecek videoda önceden çok sevdiğiniz bir seriden olacak. Eski serilerden hangi seriler hoşunuza gidiyorsa veya yeni seri önerecekseniz direkt ADL890 koduyla beraber yazabilirsiniz. Direkt yorumlardan filtreleyerek daha kolay bir şekilde bulacağım. O zaman yarın görüşürüz.